geldiniz. Ben Sevil Ay. Bugün sizlere limonlu kek yapacağım. İçi yumuşacık, limon kokulu, harika bir kek tarifi. O zaman limonlu kekimizin yapımına geçelim. Limonlu kek için gerekli malzemeler 4 adet yumurta, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı ayçiçek yağı, yarım su bardağı limon suyu, 1 adet rendelenmiş limon kabuğu, 1 paket kabartma tozu ve 3 su bardağı un. Karıştırma kabımın içine 4 tane yumurtamı koyuyorum. Üzerine 1,5 su bardağı toz şekerim var. Limonlu kek olduğu için 1,5 su bardağı kullandım toz şekeri. Güzel oluyor. Ama daha az şekerli seviyorsanız 1 su bardağı da kullanabilirsiniz. Şimdi toz şeker ve yumurtalarımı böyle yoğurt kıvamına gelinceye kadar güzelce 4-5 dakika çırpıyorum. Yumurtalarım ve toz şekerim istediğim kıvama geldiler. Şimdi sütümü koyuyorum. 1 su bardağı sütüm var. 1 su bardağı sıvıyan var ve şöyle 2 adet limonun suyu var. Tam yarım bardak olmayabilir. O zaman üzerine birazcık su ekleyebilirsiniz. Ya da hiç eklemeseniz de olur. 2 adet limon suyu ne kadar çıkıyorsa, benim limonlarım suluydu. Bazı limonlardan yarım bardak çıkmayabilir. Şimdi yine böyle karışıma karışana kadar, çok fazla değil. Şöyle hafifçe karıştırıyorum. Şimdi unumu eğileceğim. Seni kenara çekiyorum. Önce unumun yarısına şöyle yavaş yavaş ileğimin içine döküyorum ve unumu eliyorum. Eleyerek koyarsanız kekinize unu daha güzel kabarıyor kek. Hava aldığı için hamur. Yarısını şöyle iledim. Diğer yarısını da kabartma tozunu ekleyerek ileceğim. Bu da kabarmasının püf noktalarından bir tanesi. Yine çok fazla karıştırmaya gerek yok. Un karışıma karışana kadar sadece şöyle hafifçe çırpıyorum. Un karışımına karıştı. Pürüzsüz bir kıvam aldı. Şimdi kalan unumu da aynı şekilde eriyorum. Kabartma tozumu da hemen üzerine eriyorum. Yine aynı şekilde bu un ve kabartma tozunu karışıma yediriyorum. Un karışımıma karıştı. Artık mikserime ihtiyacım yok. Kaldırıyorum mikserimi. Hemen bir spatula alıyorum. Limon kabuğu rendemi karışımıma koyacağım. Vanilya kullanmadım. Limon kabuğu rendesi ve limon suyu güzel bir aroma verdiği için, ama istiyorsanız kullanabilirsiniz. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi karışımımı kek kalıbıma dökeceğim. Kek kalıbımın dibini yağlayacağım tereyağıyla. Margarinle de olur. Şöyle güzelce yağlıyorum kenarlarını, şu iç kısımlarını. Kalıptan rahat bir şekilde çıkabilmesi için bu işlemi yapmanız şart. En güzel yöntem de tereyağı ya da margarin. Şimdi unu da serpiştireceğim için sıvı yağda eğer un serpiştirecekseniz un kalıntısı kalabiliyor kek çıktıktan sonra. Ama tereyağı ve margarinde böyle bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Ama un serpmiyorsanız sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Kek kalıbınıza güveniyorsanız un serpmenize gerek yok. Güzelce yağladım. Ben kek kalıbıma güveniyorum aslında ama yine de şöyle hafifçe dibine sadece bunu serpiyorum. Kenarlarına değil, kenarlarına serperseniz kekinizin kabarmasını engellersiniz. Şöyle hemen fazlalığını da boşaltıyorum. Kabın içine geri. Şimdi hazırlamış olduğum limonlu kek harcımı kek kabıma döküyorum. Dibi de bana kalsın. Şöyle sallıyorum. Her tarafına eşit bir şekilde yayılsın. Öğleden ısıtmamı soğuk fırına koyuyorum. Eğer sıcak fırına koyarsanız kekinizin içi hamur kalabilir. Öğleden ısıtmamış 170 derece fırında yaklaşık 35 dakika kadar pişireceğim. Kekimi fırından aldım. Elimi dokundurabiliyorum. Sıcağı çıktı.
Şöyle hemen ters çeviriyorum. Sıcakken kekinizi kalıptan çıkarmaya çalışmayın. Eğer çıkmıyorsa zorlamayın. Sıcakken de çıkartılabilir ama bu sefer kekiniz parçalanabilir. Benim güzel bir şekilde çıktı. Şimdi üzerine şöyle birazcık pudra şekeri serpmek istiyorum. Üzerine pudra şekerini de eğdim. Şöyle bir tane kesip göstermek istiyorum. Yumuşacık gözüküyor. Gerçekten harika. Şimdi şöyle hemen göstereceğim. Gördüğünüz gibi yumuşacık olmuş. Harika. Ve limonlu kekim hazır. Bugün sizlere limonlu kek tarifi verdim. İçi yumuşacık, limon kokulu bir kek tarifi. Mutlaka siz de deneyin. Çay saatlerinizi keksiz geçirmeyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.